günaydın. Bugün 25 Temmuz. Tercih süreci, malum YKS tercih süreciyle uğraşıyoruz. Ve 27 Temmuz'da resmi olarak girişler başlıyor. 5 Ağustos'ta bitiyor. Eğer uzatmazlarsa tabii ki. Şu anda neredeyim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada ufak tefek araba gürültüsü gelebilir. Çünkü şu anda benim ofisin olduğu yerdeyim. Burası her tarafı zaten park bahçe. Gördüğünüz gibi şu Atrium Çarşı Beylikdüzü'nde. Benim ofisim bu 3. katta, son katta. Ofiste çünkü dün gece yattım. Yatmaya başladım artık. Çünkü çok yoğun bir tempodayız. Malum çok insan var. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Hala da tercih danışmanlığı için öğrenci alımı yapıyoruz. Bir 3-4 gün ya da 5 gün içerisinde dönüş yapıyoruz şu an için. Bence gayet iyi. Ben ve Asan Hoca beraber yapıyoruz. Evet. Şimdi tercihlerle ilgili böyle bazı sorular geliyor. İşte şehir efsaneleri yine dolaşıyor. Bununla alakalı böyle bir kısa video çekindim. Kısa, artık ne kadar kısa olacak bilmiyorum. Öncelikle birazcık dağınık durumdaysam beni mazur görün. Çünkü 3 saat uykuyla yattayım. Yani 2 kişilik koltukta yattım. Artık bu cüste 2 kişilik koltuğa ne kadar sığacak? Neyse, o da bir soru işareti. Sığdığımız kadar. Şimdi tercihlerle alakalı. Şimdi öncelikle arkadaşlar, değerli veriler. Şöyle bir şey var. Hocam sıralamamıza göre mi? İşte düşükten, yani en yüksekten en düşüğe doğru mu tercih yapmamız lazım? İşte örneğin, sayısal da sıralaması 60 bin diyelim. İşte hocam işte ama benim istediğim yer 80 bindeki yeri ben çok istiyorum. Hocam ama sıralamama işte bakın şunları da önden yazsam sorun olur mu? Yani illa böyle mi tercih yapmam gerekiyor? Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Ne istiyorsan onu öne yazacaksın. Bak, ne istiyorsan onu öne yazacaksın. Ben mesela danışmanlık yaptığım öğrencilerle liste oluştururken listeye bakıyorum. İşte örneğin işte sıralaması 60 bin diyelim. Bak diyorum, sana şu önden şu, geriden de şu aralık senin güçlü aralığın diyorum. Buraya yazdığın tercihlere çok dikkat et. Yani burada atıyorum 5 tercih varsa 5'i de gelebilir diyorum. Ona göre yaz. Ne istiyorsan onu öne yaz. Yani ben bir kere şunu söylemiyorum. Yani illa şuradan aşağı yaz demiyorum. Buraya ne istiyorsan onu öne yaz diyorum. Anlatabildim mi? Önemli olan bu. Yani sistem sizi hep ilk tercihinizi yerleştirmeye çalışır. Olmadı 2'ye geçer, olmadı 3'e geçer, olmadı 4'e geçer, 5 yerleştirilmesi de açıkta kalırsınız. Yani ne istiyorsanız onu öne yazacaksınız. Ya örneğin işte 60 bin desin, ya 20 binlik yeri var. Orayı çok istiyorsun ama gelme ihtimali yok. Yaz. Yaz ne olacak yani? Ama gelmeyecek. Ha, ama yazmış olursun. İleride de anlatırsın. Ben yazdım ama şey yapmadılar. Kendileri keyifle bilirler. Geçersin. O işin şakası. Yani ne istiyorsan öne yaz. Ama tabii kalkıp da şimdi 60 bin desin, 20-25 bindeki, 30 bindeki yeri, oradaki 10 tane yeri yazmanın da bir anlamı yok. Çünkü gelmeyecek. Gelmeyecek. Ben bunlarla ilgili daha önce çektiğim videoda bunlardan bahsettim. Aynı konuya tekrar girmeyelim. Yani şöyle düşünün. 60 bin desin. Ama istediğin yer 80 bine kapatmış. Orayı çok istiyorsun, orayı öne yaz o zaman. Ya onun arkasına 65 binle, 68 binle, 70 binle yerler yazabilirsin. Ölü tercih olacak büyük ihtimalle. Ölü tercih olursun. Ne olacak ya? Olsun yani. Ne istiyorsan onu öne yazacaksın. Çünkü okuyacak olan sensin. Tamam mı? Amaç istediğini öne yazmaktır. Önemli olan budur. Bu şekilde olacak yani. O yüzden buna dikkat edin. Yok işte hocam düşükten aşağı doğru, yüksekten aşağı doğru sıralamam gerekiyormuş. Öyle bir şey yok. 24 tercih hakkını kullanmak zorunda mısın? Hayır, değilsin. İstersen 2 tercih kullanırsın, istersen tek tercih kullanırsın, istersen 10 tercih kullanırsın. O sana kalmış. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ya 24 tane tercih hakkım var diyorum. Yaz geç. Ne olacak yani? Bu yukarıdakiler için geçerli değil. Yukarıdaki örneğin işte adamın sıralaması 10 bin. Şimdi bunu 24 tane tercih kullanmasına gerek yok yani. Mesela işte bizim eşit ağırlıkta 1600 yapan benim öğrencim Suudi'nin tercihinde 6 tane ya da 7 tane yer var. Bu kadar. Gerek yok ki başka bir şeye. Yetiyor zaten yani. Zaten oradan gelecekler. 2 ya da 3 tanesinden biri gelecek. Suudi Duru var. Duru için 500 yaptı sayısalda benim. Sayısalda. Duru'ya da biz mesela bakın. Duru çok güzel bir örnek. Biz Duru'ya ilk 4 tercih gelmez. İlk 4 tercih. Bunu bir ara paylaşayım hatta. Bir görün. Duru'nun ilk 4 tercihi gelmez yerlerden yazdım. Çünkü yani Boğaziçi Bilgisayar Endüstri Mühendislikleri, Yapay Zeka İTÜ'deki gibi bakın bunlar gelmeyecek. Gelmez. Ama gelebilecek yere ne yazdık biliyor musunuz? Geçen yıl yaklaşık 10 binle kapatan Boğaziçi Matematiği yazdık. Niye? Çünkü Duru Boğaziçi Matematiği istiyor. İstemiyordu da onu biz ikna ettik babasıyla.
TÜBİTAK bursu şudur budur. Bizim Duru teşhis sağ olsun parayı, bursu seviyor. Burada Duru'ya da selamlar olsun. Ama işin şakası, TÜBİTAK bursu var. Yüksek lisans doktora da burs alabiliyorsunuz. Boğaziçi Matematik'ten çap yapma imkanınız var vesaire. Çok güzel bir yer. Yani nitekim zaten daha önce 12-13 binden 9600'e 9800'e çektik Boğaziçi Matematik. Mesela biz Duru'ya Boğaziçi Matematik'i 4 ya 5. yere yazdık. Ve büyük ihtimalle orası gelecek. Orası gelecek yani. Şimdi amaç ne istiyorsan onu yazmak. Ha, önlere hayali at ama gelmeyeceğini bil diyoruz. Ama istediğin yeri öne yazacaksın. Tamam mı? Bu çok önemli. Buna dikkat etmenizde fayda var. Tercih bir insan hayatıdır. Yani kalkıp da şunu yapmayın Allah razı için yani. Allah için yapmayın yani. Yani hocam benim sıralamam zaten burada. Yüksek bir sıralamam var. Ben sıralama uygun bir yer yazayım. Ya bu bu kadar tuhaf bir düşünce yap yani. Kardeşim ne istiyorsan, ne yapmak istiyorsun? İleride sen çünkü bu işin ekmeğini yiyeceksin. Sen bu iş mesleği yapacaksın. İstemediğin yeri yazma. Yazma ya istemediğin yeri. Gerek yok yani. Bunlara dikkat edin. Tercih sırasıyla ilgili bu olay önemli. Bunlara lütfen kalkıp da şehir efsanelerine inanmayın. Bir de bakın ben geçen yıl çok şahit oldum. Çocuğun sıralaması 50 bin. Gitmiş bir yere tercih yaptırmış. Adam 55 binle tercih kapatmış yaptırdı hocam. Ya arkadaşlar 50 binle, 55 binle kapatırsan senin açıkta kalma şansın var demektir. Buna dikkat etmen lazım. Açıkta kalabilirsin. Ya da şu oluyor. Şuna da dikkat edin lütfen. Bakın bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi vesaire işte yazılımlar falan filan öne atabilir. Mesela geçen yıl işte atıyorum 60 bine kapatmış. Adam yazıyor kendi sıralaması da 60 bin. Ya hocam kesin gelir. Gelmeyebilir. Çünkü sıralamalar öne gelebilir. Gelebilir arkadaşlar. Yani bakın gelecek demiyorum. Çünkü sonuçta tercih öğrenci belirliyor. Talep belirliyor. Anlatabildim mi? Gelebilir. Yani o garanti değil senin için. O senin için garanti değil. Bunu bil ya. Dikkat edin yani. Tercihinizi kapatırken dikkat edin sıralamasına. İstemediğiniz yeri de yazmayın. Şimdi tercih kılavuzu az önce baktım hala yayınlanmamış. Yani şey olarak resmi kılavuz yayınlanmamış. Ön kılavuz hala şeydi. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle ön kılavuz yani daha önceki yıllarda böyle oldu. Ön kılavuzlar aynen geçti yani. Sadece geçen yıl ön lisanslarda birazcık hata vardı. O da düzeltildi. Bu yıl biz zaten şu anki kılavuzla işlemimizi yürütüyoruz. Ha yeni yani resmi kılavuzla değişiklik herhangi bir şey olursa da zaten onu düzeltmesini öğrencilerimize yaparız. O ayrı mesele. Ama onu şu an bekleyecek zamanımız yok. Özel üniversitelerin de fiyatları biz geldi. Biz onu kendi tablomuza işledik. Özel üniversitelerin fiyatlarına dikkat edin. Yani çok ciddi zamlar var. Özellere yazarken de lütfen bunu 4 yıllıksa 4 yıl 5 yıl ödeyeceğini düşünerek yazın. Tamam mı? Mezuna kalmakla ilgili video çekmiştim. Onu izlemediyseniz izleyin. Çünkü ben 3 öğrenciyle bakın şu 3 gündür tercih danışmanlığına iyi bir start verdim. 3 öğrencinin tercih için görüştük. 3 öğrenci mezuna kaldı. Mezuna kaldılar. Yani mezuna kalmayla ilgili videomu izleyin. Ben bu şekilde olacaksa, düşüneceksen mezuna kal diyorum. Yoksa mezuna kalma diyorum. Kalma diyorum. Yani geçen yıl de böyle olmuştu. Hatta şu anda 2-3 öğrenci de şu anda bekletiyor beni. Hocam biraz bekleyelim. Ben hala kafam gidip geliyor. Mezuna mı kalayım, kalmayayım mı şu anda hesap ediyorlar kendilerince. Düşünüyorlar, haklılar. Çünkü bir yeri seçse, tercihi gelse kırık olur. Şu olacak, kötü olacak onlar için. Evet, şimdi tercihle ilgili şu anda aklımda da başka bir şey dikkat etmeyle alakalı. Sıralama, tercih sırasını ya söyledik. Yani üniversitelerin özel şartlarına dikkat edin. Bakın özel şartları iyi okuyun. İyi okuyun. Özel şartlar çok tehlikeli şeyler. Bak onlara dikkat etmenize fayda var. Bir de bakın Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili uyarayım. Bakın geçen ben bunu gördüm ek tercih danışmanı yaparken. Yani hanımefendi gitmiş Türk-Alman'ın işte bir mühendisliğini yazmış. Hatırlamıyorum şimdi ama Türk-Alman'da bakın iki tane kontenjan var. İki kontenjan var. Her bölümün iki kontenjanı vardır. Örneğin elektrik elektronik mühendisi Türk-Alman'da bir. Genel okullardan mezunlar için bir kontenjan var. Örneğin 50 kişi kalıyor. Bir de Alman okullarından mezunlar için bir kontenjan var. Örneğin o da 15 kişi. Onların kontenjanı az olur. Ve dikkat edin. Genel okullardan mezunlar için ayrılan kontenjan kapatma sırası daha önden kapatır. Alman okullarından mezunlar için kapatma sırası daha geriden kapatır. Düşükten kapatır. Niye? Çünkü o kontenjana sadece Alman okullarından, Almanca eğitim veren okullardan mezun olanlar oraya girebilirler. Sen şimdi kalkıp saçma sapan, burası geriden geldi diye orayı seçmeyin.
Orasını seçerseniz ve gelirse bir yılınız gider. Çünkü okula kayıt olamazsınız. Geçen ben bunun örneğini gördüm. Hatta bu yıl koçluk öğrencimin annesi de aynı hatayı yapacaktı. Benim tercih danışmanlığı almadı şu anda ücretli. Almadı. İşte ama bana yazmış, aradı, cevap veremedi. Sonra bana mesaj yazdı. Baktım. Hemen ses kaydı attı. Dedim bu bir hata. Bunu yapmayın. Yapmayın. Yani yazık edersiniz. Çünkü bilmiyor insanlar. İnsanlar bilmiyor. Bilmeden tercih yapmayın. Tamam mı? Yapmayın. Özellikle de özel koşullar, özel şartlar yazan maddeleri okuyun. Okumadan iş yapmayın arkadaşlar. Evet. Başka da aklıma şu anda tercih ile alakalı gelmiyor. Sanırım söyledim çoğu şeyi. Söylemediklerim var mı? Şimdi tıp kaçla kapatır? Eşit hukuk kaçla kapatır? Yani bunlarla ilgili geçen yılki verilere bakın. Son 3 yılki verilere bakın. Son 3 yılı alın. Bunların ortalamasına bakın arkadaşlar. Son 3 yıl. Yani 2021, 2020, 2019'lara bakın. Bunların verilerine bir bakın. Bunlar size bir gözünüze bir şey koyacak yani. Bununla göre hareket etmenizde fayda var. Tabii ki önden kapatabilir mi? Kapatabilir. Hukuk geçen yılki gibi zaten kapatmayacak. Bunu defaatlerce söyledim ben. Hukuk hayır, kesinlikle hukuk bu yıl daha önden kapatacak. Yani kesinlikle öyle 60-70 binle hukuk kapatma bu yıl. Öyle bir dünya yok. Yok yani. Yok. Ona dikkat etmenizde fayda var. Özel üniversitelerin de sıraları çok kaypaktır. Onlara dikkat edin. Özel üniversitelerin sıraları çok kaypaktır. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani onu iyi değerlendirin. Kontenjanlar, geçen yıldaki kontenjanlar, her üniversite yazılmaz, ismine bakıp üniversite yazılmaz falan filan. Evet, şimdilik bu kadar. Herkese başarılar. Çünkü benim tekrar şimdi tercih sürecine başlamam lazım. Herkese başarılar diliyorum.